Ne? Bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Bu tartı bozuk bence. Beğendin mi? Bir tane daha vereyim mi? Ya bir tane daha vereyim mi sana? Evet. Elinde tuttum da. O diğeri... Bu arada bu beni kötü etkiledi arkadaşlar. Vücut yavrunun da sınırı aşmış. Daha fazla egzersiz yapmam lazımmış. Bence bozuk da. Neyse, tavsiyesini duyuyorum. Ben şimdi hemen havuza iniyorum. Bugün de spor yapacağım. Akşam koşuya çıkacağım. Kendimi iki günde işimi bitiriyormuşum. Bu bunu çok sevdi yalnız. Tamam. Ben havuza inmeden önce sana birkaç tane daha vereyim ya. Herkese de günaydın, selamlar bu arada. Şimdi hemen giyinip havuza gidiyorum. Ne zamandır arkadaşlar havuza inesim var. Her defasında öyle gideyim oluyorum. Geçenlerde 2 gün önce akşam gittim, baktım sıcak. Dedim o zaman tekrar gitmeye başlayabilirim. Çünkü yaklaşık 1-1,5 ay önce çok soğumuştum. Buz gibiydi su. Ondan sonra hasta falan olmuştum. Bir daha dedim ki yok, havuza falan inmem demiştim. Şimdi tekrar başlamış olayım bu şekilde. Bir de tartı bana daha çok spor yapmam gerektiğini söyledi. Hemen gideyim de yarım saate denerim. Şekilde basit bir kahvaltımız var arkadaşlar. Ekrem Yaman'ın annesine de birer tane tost yaptım. Bu şekilde sakin sakin minik bir kahvaltı yapalım dedik. Bu nasıl bir keyiftir? Bunun sesimi de duyuyor. Onu söylediğimi de duyuyor yani. Böyle bir tatlışlık olabilir mi? Ya şu gerçekten hayvanların, kedilerin kafa rahatlığını bazen insan istiyor değil mi? Ne kadar zor zamanlardan geçtiğinin hiçbir önemi olmaksızın. Bu hayvanların rahatı, mutluluğu, huzuru bir ayrı. Sushi! Kızım! Cevap da veriyor, görüyor musunuz? Şu hallere bak, hallere bak, hallere bak. Hallere bak, hallere. Yerim seni, yerim. Bir tatlı bebiş de burada var tabii ki. Bir tatlı bebiş de burada. Bir tatlı bebiş de burada. Maşallah. Siz size maşallah, güzelliklerim ya. Bayılıyorum ya size. Siz size bayılıyorum. Bizdikler, minikler. Seni yerim, aynen bıkı bıkı. Evet. Evet. Evet, bıkı bıkı. Bıkı bıkı, düşürme sen onları. Ah. Ha, bu da ayakkabı hastası. Bu da ayakkabı hastası, bu da. Al bakalım ne yapacaksın, merak etme. Al. Jordan 35'lere uygun kıyafet de bulmamız lazım. Geçen kutu açımındaki olayım güzeldi. O tarz bir şey yapmayı düşünüyorum, beyaz tayt, beyaz çorap. Üstüme de bir tane askılı giyip
yaklaşık 2 haftadır gidemediğim spor salonuna artık gitmek istiyorum arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Çantamızı toplayalım, üstümüzü giyinelim. Yolda da bir Decathlon'a uğrayasım var. Yani güzel bir vlog olsun istiyorum. Ne zamandır Decathlon'a gitmedim. Bu Decathlon'un askıları, tarmak askıları çok güzel. Şu sıralar çok kullanıyorum. Formalarımın içine falan giyiyorum. Tam güzel oluyor. Hani hafif üşümemi engelliyor. Hem de çok uygun olduğu için. Onlar güzel gayet. Hem gitmişken bir tane alayım. Bir de bakalım neler var neler yok. Öyle keyifli bir vlog da sizleri bekliyor olacak yani. Evet, şöyle üstümüze biraz renkli aldık. Beyaz tayt aldık, beyaz çorap aldık. Bahsettiğim tarmaklar bunlar arkadaşlar. Hepinizin bildiği muhtemelen. Tam güzel bir içlik. Yani dışarıda gözükmesini çok istemesem de içten daha demin o gösterdiğim renkli askılın altına mesela gayet güzel olacak. Çünkü spor salonu biraz soğuk oluyor. İçten ısıtmalı güzel oluyor. Fena ısıtıyor bunlar. Kış için, mış için çok tavsiye ediyorum. Altıma da siyah bir tane Elite şortlarımdan aldım arkadaşlar. Üstü çok renkli olacağı için altı biraz daha renksiz tutmak istedim. Evet, gayet güzel olacak. Let's go. Hadi şimdi giyinip çıkalım. Evet, al. Bir elinde su şişesi, bir elinde babanın ayakkabıları, geziyoruz. Hadi koy onu da gidelim. Senin ayakkabılarını giyelim, gidelim. Hadi koy onu içeriye. Oraya değil. Babanın odasına. Evet arkadaşlar, AVM'ye geldim. Çok kalabalıkmış, doğru park yeri buldum. Şimdi bir Decathlon'a bakalım istiyorum. Öyle neler var neler yok. Aslında Nike Adidas'a falan da bakabilirim ama fazla kalabalık, kalabalıklı da vlog çekesim artık pek gelmiyor. Çok fazla böyle gözler üzerinizde oluyor. Saçma sapan çalışanlar çıkabiliyor biliyorsunuz eski vloglardan. O şekilde. Decathlon'a bakarız. Bir de bir pre-workout falan alsam güzel olur, bir BCAA falan. O kadar enerjisi hissediyorum ki kendimi antrenman için. Dün biraz böyle şınavlar çekmiştim, bir de sabah havuza girdim. Yani omuzlarım hafif yorgun gibi. Böyle tekrar bir gaza getirecek bir şeyler lazım. Decathlon'da öyle şeyler satılıyor diye hatırlıyorum girişte. Protein barları bilmem neler. O tarz şeyler alabiliriz. Bakalım. Duruma göre hareket ederiz. Evet, bunlar da daha güzelmiş arkadaşlar. Kışlık için. Futbol ayakkabıları ne kadar güzelmiş arkadaşlar ya. Gerçekten fiyatları bana çok ucuz geldi. Tabii genel itibariyle çocuk modelleri var. Ama yine de büyük modeller bile 290, 200. En fazla şu deri olan var. Rahatlık benzersiz olan mesela 390 maksimumu bu gibi duruyor. Bunun dışında hepsi çok uygun. Onun dışında bu tarz farklı yerlerden bulamayacağınız kaleciler için galiba herhalde bu. Çok iyi gerçekten ya. Çok güzel şeyler var. Polsuzları var. Potaları var.
basket reyonuna da geldik. Bunlar çocuklar için. Biraz daha küçük takipçiler varsa size harika şeyler var arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben karşınızdayım. Şuraya bakın arkadaşlar, ne kadar tatlı şeyler var ya. Dizlikler. Çok iyi. 200 lira, 85 lira. 70 lira. Aldık ama bir türlü inceleyemedik, evde duruyor. Şunlar bir şey. Mesela bak, bu yeniymiş ya. Ben daha önce bunu görmemiştim. Güzelmiş bayağı. Dışarıda oynamak için. Değil mi? Evet. Güzelmiş. Biraz daha. Fiyatlar... Ama tam emin değilim hangisini. Yani dışarıda oynayayım uzun süreli diyorsan bence bu çok sağlam. Ben 2-3 tane aldım ama.
ondan alacaktım ama bu 190 lira olduğu için. Hangisi bu? Şu anki bu fiyat yazan kalmadı mı? Udayen'in satın alındı. Şunlar da güzelmiş ya. Yeni herhalde onlar. Ama bunlar küçük mü? Size 7 mi bunlar? Ne yazıyor? Ama normalde ben ya bu çok güzel. O da bitti diyorsun he. Ya şu var. Şeydi. Bu normalde 150 liraydı, 190 oldu. Hepsi çok pahalanmış ama yine de en uygun fiyatlar burada. Bu Versatekler falan da güzel duruyor ama dışarıda oynarsan bunları mahvedersin bence. En şıkı, en pahalısı zaten bu. Ha şurada varmış ya, Tarman ileri seviye 370. Ha, dışı çok güzelmiş ama bunun. Dışı çok hoş. Oo, bu da çok güzelmiş. Bunun fiyatı ne kadar? Bu da 300 liraymış arkadaşlar ama ben çıkarttım. Ha, tamam. Evet, bu da çok güzelmiş ya. FIBA topu var baksana. Çok hoş. Ben de oğlumu bir tane şundan aldım arkadaşlar. Benim de küçük bir oğlum var. Çok seviyor. Daha bir buçuk yaşında. Çok büyükleri zor kaldırıyor ama. Gerçi çok büyükleri istiyor aslında. Bir tane yoksa dedim büyüklerden mi alsam? Şu Void'den mi alsam dedim. Tipi güzel duruyor. Ama bu daha böyle eline meline uygun geldi bana. Liraya alıyordum. 5. Kiralama hizmetimiz hakkında danışmadan bilgi alabilirsin. Çok iyiymiş. 200 lira.
Çok güzelmiş. 200 lira. Alayım aslında. Parfüs çekmezsek ayıp olur. Çok aramıştım bunu ya. Şuraya bak. Ne kadar çok aramıştım. AppMed diye geçiyordu. Vallahi zamanla her şeyi getiriyorlar. Ürünler çok iyi. Seçenekler çok iyi. Bagajımız görüntüsü bu arkadaşlar. Ve tabii ki toplar. Oy 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 oy. Şu kolonyamızı sıkalım. Maskeyi çıkartalım. Vallahi öldüm bittim ya. Çok güzel bir mağaza turundan sonra tekrar merhabalar. Umarım çekimleri de beğenmişsinizdir. Birçok ürün var, birçok seçenek var. Yani dedim ki oğlumu alıp geleyim dedim ya. O kadar hoşuma gitti ki arkadaşlar. Birçok zaten böyle küçük çocuklar babalarıyla gelmişler, hafta sonu değerlendiriyorlar. Biraz özendim. Dedim ki oğlumla geleyim. Her şeyi alalım, her şeyi edelim. Tabii ki onu şımartmadan bunun bir yolunu bulmam lazım ilerleyen süreçlerde.
Ama kesinlikle çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok ürün seçeneği var, çok fazla işte futbolundan basketboluna, sporuna, tenisine, patenine, koşusuna her şey oldukça güzel. Uzun zamandır da Nike Adidas'a baktığım için herhalde fiyatlar çok uygun geldi. Fakat eski videolarımı düşünüp, eski fiyatları düşünüp dedim ki yok ya yine çok pahalanmış. 45-50 liraya aldığımız toplar 125 lira, 150 lira olmuş. İşte 20 liraya, 30 liraya aldığımız şeylerin hepsi 80-90 lira. Foam rollerlar deseniz 200 lira. Ama Decathlon kendini çok geliştirmiş. Tebrik ediyorum. Fitness aletlerinden tutun da yoga matlarına, boxlara, işte iplere kadar hep kendi geliştirip fazla ürün seçeneği getirmiş. Bu da süper bir şey. Yani eskiden mesela tek bir kalite olurdu. Mecbur onu alırdınız. Ama şimdi kademe kademe olması, daha yani üst seviyeye de hitap ediyor olması güzel. En azından daha kaliteli ürünler alabiliyorsunuz. Tabii ki daha pahalı fiyatlara. Basketbol reyonları yağmalanmış gibiydi ama topları çok beğendim. Basketbol topları gerçekten çok keyifliydi. Oğluma da gördüğünüz gibi farklı farklı bir sürü top aldım. Basket, futbol ve tenis topları aldım. Bizim velet çok topçu, baba top, baba top deyip duruyor. Hepsini bir anda vermeyeceğim. Ara ara çıkartmam için güzel olacak. Çünkü normal gittim arkadaşlar, hani bir işte Migros'lardan, Carrefour'lardan bile top alsanız en dandik plastik top 25-30 lira. Burada 40 liraya aldım, 60 liraya aldım. O tenis topları 30 lira. Bence harika oldu benim için. Hani en azından o böyle ağladığı zaman veya istediği zaman işte gidip aramak yerine hazırda bir tane olacak ve çıkartıp vereceğim. Evet, çok keyifliydi, çok güzeldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hadi şimdi yavaştan spor salonuna gidelim. Sporumuzu yapalım. Gerçi hiç gücüm yok dediğim gibi ama bu alışveriş ve çekimler bana güç verdi, beni iyi hissettirdi. Şimdi gidip biraz bel antrenmanı yapmam lazım. Özellikle foam roller istiyorum. Belim bir tarafı biraz acıyor. Sabah yüzmenin vermiş olduğu yorgunluğu üstümden atmam lazım, terlemem lazım. Jordan 36'nın gücüne inanıyorum. Bana vereceği moral motivasyona inanıyorum. Şöyle bir BCAA bulamadım. Aslında vardı ama hani büyük kapta vardı. O kadar öyle bir şeye ihtiyacım yok benim. Hani tek bir şata ihtiyacım var. L-carnitin falan gördüm ama beni gaza getirecek, enerji verecek bir şey göremedim. Belki de vardır. Ama tek başıma geldiğim için çekimleri yaparken çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Çekeceğimi çekip gitmek istiyorum ama dediğim gibi yani bir gün geleyim oğlumla, ailemle böyle vakit geçireyim istiyorum. O kadar keyifli. Çocukluğumda Toys R Us vardı. Bilen var mıdır bilmiyorum ama Amerika'da hala var. Bunlar büyük dükkanları olurdu. Oyuncakçı arkadaşlar. Dev böyle oyuncakları olurdu. 10 numara, 5 yıldız benim istediğim işte G.I. Joe'lar olurdu. Kobralar olurdu falan. Yani çeşit çeşit yüzlerce oyuncak ve dev bir yer düşünün. Aynen Decathlon'lar gibi. Çocukluğumda ona bayılırdım. Bir nevi o hissi yaşadım ve çok hoşuma gitti. Arkadaşlar, bel antrenmanını bitirdim. Resmen antrenman gibi oldu. Bayağı terletti, güzel oldu. İçimdeki tarmağın etkisi. Bulamadım bundan ya. Bulsam alacaktım ama sadece Lakers'ları vardı. Gerek yok zaten, içime gideyim için öyle Lakers'lıya ekstra para vermeye hiç gerek yok. Foam roller iyi geldi. Şimdi antrenmana geçeceğim. Şöyle güzelliklerim burada yatıyor. Bunları çıkardım çünkü daha henüz kıvrık iz çıksın istemiyorum. Yani hani izlensin istemiyorum. O yüzden. Ama arkadaşlar inanılmaz bir zıp zıplığı var. Enerji geri dönüşümü var. Yani smaç maç basmaya çalışan arkadaşlar varsa, bunu alırsa gerçekten yani hissedecektir farkı diye düşünüyorum. Ya şimdi Decathlon vlogunda 2000 liralık ayakkabıyı alın demek de çok mantıklı olmadı. Ama imkanı olanlar varsa tabii ki bu efsane. Mükemmel gerçekten. Şimdi yan tarafta bir basket sahası var. Birkaç atış matış yapsam mı bilemedim. Çok iyi hissetmiyorum. Çok iyi değil. Hiç iyi hissetmiyorum. Ama özledim de. Hazırda bu ayakkabılar yanındayken birkaç atış yapalım. Ne dersiniz? Let's go.
Bu ayakkabı gerçekten bir bomba arkadaşlar. Harika oldum. Bayağıdır oynamıyordum. Çok iyi hissettim. Ama fazla kendimi zorlamak istemiyorum. Bazen böyle çok iyi güzel ayakkabılarla veya iyi giyindiğim zaman biraz kendimi fazla zorluyorum. Sonra pat sakatlıklar, şunlar bunlar. Gerek yok. Ama o kadar iyi ki kendimi sağlıklı gibi hissettim gerçekten. Mükemmel ya. Gerçekten. Öyle bir geri zıplatıyor. Öyle bir eklem koruması var. Hafif. Biraz yerden yükseksiniz. Çok iyi. Detaylı incelemesi de yakında gelecek. Ama yani bu tarz ayakkabıları incelemeye bile gerek yok ya. Ne olabilir ki yani gerçekten. O kadar iyi ki Jordan 34, 35, 36 bu üçlü. Gerçekten bomba, her çıktığı sene en güzel performans ayakkabıları oluyor. Bu sene de aynı şekilde. Şimdi hadi 3-5 hareket yapalım. 2 haftadır gelemiyorum. Böyle kendimi çok ham hissediyorum. Bu basket seansı ama beni çok iyi hissettirdi. Bu kadar kötü belimin ağrısı olduğu zamanlarda bile yani böyle oynayabiliyorsam, 2-3 tane atış atabiliyorsam bu ayakkabı çok iyidir demektir arkadaşlar. Benim gibi birinden tavsiye alabilirsiniz yani. Zaten çok iyi oynayan adam her ayakkabı da güzel oynar yani düşünürseniz. Bir NBA oyuncusunu düşünün veya normal profesyonelleri düşünün. Çıplak ayakta bir adam mükemmel oynar. Benim gibi oynayamayanlardan tavsiye almanız çok mantıklı ki. Oynayabildiği ayakkabı demek ki güzel olmuş oluyor. Evet arkadaşlar hadi bakalım içeriye salonumuza geçelim. Let's go. Spor salonundan şimdi çıktım arkadaşlar. Eve doğru geçiyorum daha doğrusu. Kayınvalideme doğru geçiyorum. Mükemmel derecede güzel bir seans oldu. Gerçekten ayakkabı harikaydı. Şarjım bitmesin diye de spor yaptığım anları çok fazla çekmek istemedim sizlere. Kesinlikle harikaydı. İyi giyinmek, güzel ayakkabılar, güzel ekipmanlar insana farklı bir motivasyon ve farklı bir enerji veriyor kesinlikle. Geçenlerde yorum gördüm Jordan 36'nın kutu açımda. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Hani oynayan sizsiniz, ayakkabı oynamıyor gibi şeyler söylüyorlardı. Öyle ama bu hissiyat, bu enerji bunu gerçekten alınca giyince daha iyi anlıyorsun. Hadi evde görüşürüz. Kameranın şarjı bitti arkadaşlar. Telefonla devam ediyorum. Şimdi eve geldim. Süt ve tavuk aldım. Annemlere bu cinnamon crunch'ı bırakmıştım. Protein Ocean'dan alıyorum. Aşağıya linkini bırakırım. Trendyol'dan siz de rahatça alabilirsiniz. Güzel oluyor böyle ara ara. Ama cinnamon crunch fena değil. Benim favorim bu salted karamel var. Muhtemelen görürsünüz bakarsınız linkten. O harika. Şimdi bir shake yapalım. Daha sonra da tavukla güzel güzel yemekler de oluyormuş. Sonrasında görüşürüz. Eve geldik sonunda arkadaşlar. Saat 9 oldu. Süper bir gün oldu. Çok verimli, dolu dolu, harika bir gün oldu. Kameramın şarjı bittiği için bir miktar telefona geçtim. Daha fazla şey çekebilirdim aslında kamerayla olsaydım. Çok sıkıntı değil. Zaten yeterince uzun bir vlog olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hala abone değilseniz, abone olur ve o zil işaretine basarsanız ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olur. Neredeyse bütün videolarımız böyle eğlenceli ve güzel. İncelemelerden kutu açımlarına, vloglara birçok farklı içerik yapıyorum. Bunları kaçırmayın ve Türkiye'nin bu şekilde olan ilk kanalına destek verin lütfen. Teşekkür ediyorum. Like yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük out.